Hoş geldiniz oy militanları Ben Yaşar karşınızda yepyeni bir Rise of Kingdoms videosuyla birlikteyim. Uzun zamandır var olan ama bu zamana kadar videosunu yapmadığım bir şeyin videosunu yapacağım şimdi sizlere. Çünkü artık benim de ihtiyacım var. Nedir o? Birden fazla bilgisayarda Rise of Kingdoms açabilmek. daha öncesinde emülatörleri kullanarak işte Bluestacks, LDPlayer vesaire adını bilin bir ton emülatör var. O tarz emülatörlerde bunu yapabiliyorduk. Çokça eee Farklı farklı instanslar, farklı farklı şeyler oluşturup istediğimiz hesaba istediğimiz zaman girebiliyorduk. Ama bu Rise of Kingdoms PC versiyonu çıktığından beri performansın çok farklı olması, yani PC versiyonun performansı çok yüksek olması sebebiyle birçoğumuz BlueStacks'i ve emülatörleri bu tarz şeyleri kenarda bıraktık. Bu videoda birden fazla PC versiyonu açabilmeyi öğreneceğiz hep birlikte ama önce sponsor zamanı. Oynadığınız diğer strateji ve MMO oyunlarında bir türlü tutunamadınız mı? Yeni ve farklı bir tat mı arıyorsunuz? Daha sakin, daha rahat oynayacağınız bir oyun mu arıyorsunuz? O zaman size The Ant Underground Kingdom'dan bahsetmeme izin verin. Hiç alışık olmadığınız karınca teması ile büyüleyici bir dünyaya adım atmaya hazır olun. İşçi karıncalarınız ile yuvanızı büyütün ve kaynak toplayın. Kraliçenizi geliştirin, asker karıncalarınızı eğitin ve diziliş oluşturun. Yumurtaları çatlatarak özel karıncalar edinin ve onları asker karıncalarınızı komuta etmesi için görevlendirin. Bir, bir birliğe katılın, sosyalleşin ve yardımlaşın amansız savaşlara omuz omuza birlikte göğüs Benim bağlantım üzerinden oyunu indirirseniz bu gördüğünüz hediyelerin tümüne sahip olabilirsiniz. Ayrıca size özel olarak paket alımlarında %50'ye varan indirimler ve kuponlar var. Açıklama veya yorum kısmındaki linke tıklayarak sayfaya gidin. Sayfanın en altına gelin. Hali Huawei kullanıcısıysanız soldaki butonu, Huawei dışında herhangi bir Android cihaz kullanıyorsanız sağdaki butona tıklayın ve yönergeleri takip edin. Huawei App Gallery ve ardından HMS Core uygulamalarını indirin. Indirin, Huawei kimliğinizi oluşturun. Daha sonra da App Gallery üzerinden The Ants oyununu indirin. Artık size özel ödülleri toplayabilir, indirilmenizi ve kuponlarınızı kullanarak oyuna müthiş bir başlangıç yapabilirsiniz. Ülkece yaşadığımız döviz problemi nedeniyle Huawei App Gallery tüm uygulamalar ve oyunlar için gerçekten büyük nimet. Kullanın, kullandırtın. Ayrıca tüm oyunların kampanyalarından ve hediye kodlarından haberdar olmak için App Gallery'nin Discord sunucusuna katılmayı da unutmayın. Sevgiler. Evet bu sponsorluk anlaşmasının neredeyse sonuna geldik. Son bir videoda daha e, yapacağım bu reklamı. Ondan sonra bitmiş olacak. E, merak etmeyin. Son kez hatırlatayım istedim arkadaşlar. E, bu sponsorluğun geliri ekstra ek bir ekstra bir gelir olduğu için benim için e, mesela gelecekte GTA 6 çıktığında çok daha iyi bir PC toplayabilmem için şimdiden e, kenara Para koymamı sağlıyor yani gelecekte GT6 vesaire için PC toplayabilmem için bu. Sponsorluk paraları falan vesaire çok önemli. Bu sponsorlukların devam etmesi de çok önemli. Benim istatistiklerim bu yüzden çok önemli. Bu yüzden de linki tıklama sayıları da çok önemli. Eğer 10 saniyeniz varsa lütfen o linke tıklayın. Bir aşağı yukarı kaydırın falan. Eğer bir 10 dakikanız varsa oradaki yönergeleri takip edin. İşte e, Huawei AppGallery ya da HMS Core ya da... E, Ant oyununu falan indirin. Ee, böylelikle benimdeki o linkteki istatistiklerim artsın. Şu anda durumum iyi ama ee, daha da artarsa ee, çok daha iyi olur bu ee, reklam verenlerin, sponsorların, şirketlerin, işverenlerin gözünde. Evet, ee, reklam işi bittiğine göre artık başlayalım değil mi? Öncelikle neden buna ihtiyaç duydum arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Ben bu zaten full tek hesap bunu oynuyordum. Ben niye hesap değiştirmeye ihtiyaç duyayım ki? şeklinde bu zamana kadar hiç ihtiyacım olmamıştı. Abi geçen bir format attım bilgisayara düzenli olarak format atarım tabii ki geçen bilgisayara format attım ve Rise of Kingdoms'ı açtığım zaman PC versiyonu açtığım zaman işte babanın hesabı bu hesabın bilgilerini girdim ve giremedim. Giremedim çünkü güvenlik işte iki aşamalı doğrulama babaya ulaşmam gerekti baba Turgay Bey bana ee, şeyi yollar mısınız hani Oradan onay verir misiniz falan diye Babayı rahatsız etmek zorunda kaldım Dedim format attım herhalde O yüzden unuttu beni PC versiyon diye düşündüm Ancak geçen günde Ekrem abinin Hesabına girdim hatırlarsanız Ekrem abinin hesabına girdikten Sonra tekrar dönüp Bu hesaba girmeye çalıştığımda Tekrar doğrulama istedi yani tekrar yani her seferinde anladığım kadarıyla doğrulama isteyecek. Ben benim de her seferinde babayı rahatsız etmem gerekecek. Babam ve Babayı rahatsız etmek istemediğim için de artık ben şu PC versiyonu e, birden fazla bilgisayarda açabilmenin yolunu bulayım ve öğreneyim istedim. E, artık size de aktarabilirim. Şimdi şöyle bir e, bunu bir pencereli moda alalım ve indirelim. Öncelikle e, tarayıcımızı açıyoruz arkadaşlar. Tarayıcımıza tabi ek bir uygulama indirmek gerekiyor mecbur. Normalde yani aslına bakarsanız Call of Dragons bunu kendinden yapmış durumda biliyor musunuz? Şu an Call of Dragons'ta bir hesabım açık mesela. Hani kendi hesabım açık. Tekrar Call of Dragons'ı açabiliyorum. Yeni bir pencere Call of Dragons açabiliyorum. Hani aynı firmasınız, aynı şeysiniz ama Rock'ta yok bu. Rock 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 PC versiyonda bu olmuyor. Çok üzücü. E, yapacak bir şey yok. Ekstra bir uygulama indirmek gerekir. Umarım e, gelecekte bu Call of Dragons'ta yaptıkları şey her neyse <laughs> Rock'ta da yaparlar diyeyim. E, uygulamamızın ismi Sandbox E Sandbox EE e. Sandbox sonunda da EE var. Sandbox'ye yazdığınızda e, Sandbox Sandbox'ye e, en iyi indirme yeri nerede? Şu galiba ya, Sandboxia Plus. Heh, evet, bu geldi ekranımıza. Ee, zaten açık kaynaklı şeyler, böyle açık kaynaklı uygulamalar falan böyle bok gibi sitelere sahip olurlar. Çünkü tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde para kazanmazlar. Bak burada, e, bana teşekkür etmek istiyorsan bağış butonu var yani. Bu tarz uygulamalar böyledir yani. Sandboxia ya Plus, e, indirme heh, download indirmeler kısmına geliyoruz. Ve Sandboxie plus download. Benim bilgisayarım 64 bit olduğu için şu x64 olanı indireceğim ve şöylelikle masa üstüne gelsin exe dosyası. Exe dosyası zaten çok hızlı bir şekilde indi. Hemen şöyle çalıştırıyorum uygulamayı. Evet kurulum Türkçe ve uygulamada Türkçe olarak güzel olarak çalışıyor. Kesinlikle okumuyorum. Anlaşmayı kabul ediyorum. Sözleşmeyi kabul ettim. <laughs> Sandbox'ı Plus, uygula Plus uygulamasını bilgisayara kur. Ee, evet. 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 Masa üstünde. Şimdilik ee, oluştur. Oluştur. Kur. Her şeye okey okey. Next. 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 İleri. ileri Dedim. Ee, klasik herhangi bir program yükleme. Evet. Ee, kişisel ticari olmayan özel kullanım için. Tabii ki. Burayı iptal deyip kapatabilirim. Eee. Burayı da iptal deyip kapatabilirim. Hiçbir şey beni ilgilendirmiyor çünkü. Önemli olan burası. Şimdi bu Default Box şu anda kullandığımız Windows. Yani bu Windows kullandığımız Windows Default Box. Ben buraya hiçbir şey yapmıyorum. Buraya yeni alan oluştur diyorum. Ve standart korumalı alan diyorum. Buraya da yanda kullanacağım hesabın ismini girebilirim. Bana hatırlatıcı olması için. Mesela bu... Ekrem abinin hesabına girmek istediğim zaman kullanacağım yer olsun Eko Eko, eko yazayım şuraya şöyle Eko e, bitiş dedim e, Tamam dedim ve burada Eko isminde bir e, yeni bir şey oluştu yeni bir e, yeni bir alan oluştu bunun üzerine gelip sağ tıkladım çalıştır dedim ve program çalıştır dedim daha sonra böyle bir pencere çıktı. Göz at dedim. Daha sonra bu pencere çıktı karşıma. Yerel disk C, Program Files ve Rise of Kingdoms'ı bulayım. Ha, yerel disk C, Program Dosyaları x86, ee, Rise of Kingdoms e, klasörünü burada buldum. Ve Launcher yani Rise of Kingdoms'ı açan uygulama dosyası Launcher olanı seçtim ve aç dedim. Şu anda da hali hazırda benim baba TC Atason hesabı burada açık görüyorsunuz. Buraya onun şeyi yerleşti. Tamam dedim. Ve yeni bir Rise of Kingdoms silenti başlatabilmiş oldum burada. Bunu da böyle kenarda tutuyorum ki hani bir yandan şey diye. şöyle yarım tutayım hatta. Bir yandan hani görün diye ikincisi burada diye. Evet zaten şu sarı şu etrafı sarıyla kaplanması diyor ki size bu Sandbox'ye tarafından açılmış olan e, pencere. Bunu da bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Şu an tabii ki hala hazırda aklında olan Baba TC Atason hesabına giriş yaptı bu. Şimdi ben buradaki girişi değiştireceğim. Hesap değişimini gerçekleştirdim. Burada tekrar onayla dersem. Bir hesap değişimi yaparken hani normal PC versiyon kendi bilgisayarımda bulunan PC versiyonundaki hesap baba TC Atasyon hesabı başka bir hesaptan giriş başka bir yerden giriş yapıldı dedi ya ona okey bastığınızda komple şey kapanıyor o yüzden e, her şeyi kapattım şu anda tekrar açıyorum tekrar e, kendi bilgisayarımın PC versiyonunu açıyorum şu anda kendi bilgisayarımda bulunan normal Rise of Kingdoms PC versiyonunu açıyorum tekrar baba TC hesabı hesabına giriş yapacak bu hiçbir şey yapmadan Bunda bir değişiklik yapmadık çünkü. Asıl değişiklik yaptığımız burada sanal olarak Rise of Kingdoms'ı PC versiyonunu tekrar çalıştıracak olan Sandbox'e gelelim. Tekrardan burada çalıştır dedim. Tekrar program çalıştır dedim. Tekrar göz at dedim. Zaten bir kere launcher'ı bulduğu için tekrar buraya launcher'ı seçtim. Bir daha <laughs> Windows'un içinde launcher aramanıza gerek kalmayacak. Burada tekrar Açmış oldum ee, sanal makineden PC versiyonu sanallaştırılmış şeklini tekrar açıyorum. Ee, burada tek sıkıntı şu sanırım kendi PC versiyonunuz yani burada sanalları kullanırken arkadaşlar sanalları kullanırken. Kendi PC versiyonunuzu açamıyorsunuz. Her şeyi kapatıp önce PC versiyonu açıp sonra sanalları açmanız gerekiyor. Bu işte o şekilde çoklu kullanabiliyorsunuz. Zaten burada Ekrem abinin hesabına giriş yapmıştım ben. Şöyle. Ee, şu an burada da Ekrem abinin hesabı açılacak. Beklediğimiz gibi. Göreceğiniz üzere iki tane PC versiyonu artık yan yana. Kullanabiliyorum. Hiçbir farkları yok. Zaten ee, bir silentin e, sanal olduğunu da şuradan anlayabiliyorsunuz. Şurada hashtagler var. Bakın solunda, sağında hashtag işaretleri var. E, bunu Bunun sanal olduğunu, şu sarı çizgi olmasa bile, bunu buradan anlayabilirsiniz. Burada hashtag işareti var falan filan. Bunu bu, bu şekilde anlayabilirsiniz. Bunu da tam ekran yapabilirsiniz. Bunu da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şöyle bir hatta gelmişken şöyle bir ekran abinin ee, KVK'sına da göz atalım. Onu tam ekran yap. Onu küçült. İstersen bunu yan ekrana at. İste, fark etmez yani. Artık istediğin gibi kullanabilirsin. Sadece birer kere hesaplara burada birer kere girdiğin bütün hesaplara birer kere burada şey oluşturman yeterli ve giriş yapman yeterli. Ondan sonrası her şey ee, çok 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 kolay. Ekrem abilerin e, KVK'da geçit ne zaman açılıyormuş onu bir görmek istiyorum ben de. Ee, bakayım. Heh, geçitler açıldı. Bir gün 14 saat. Bir gün 18 saat. iki günde bu. Üç gün. Dört gün. 12 saat de ekle. Dört gün 12 saat sonra ilk geçitlerin açıldığını göreceğiz. Ekrem abilerin KVK'sında da muhtemelen. Bu şekilde iki birden, birden fazla PC versiyonu kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben her şeyi tekrar kapatayım. Tekrar kapatıyorum her şeyi. Bunu kapat. Kapatmama gerek yok tabii ki ama. Yine de kapatayım. Her şeyi kapattığım zaman bakın burada çalışan her şey kendiliğinden kapanıyor zaten. Burada neyin çalıştığını da görüyorsunuz. Şimdi buraya diyelim ki siz, yir siz bir farm satıcısınız ve girdiğiniz 20 tane hesap var. Buraya 20 tane hesabınız için ayrı ayrı alan oluşturup Hepsine ayrı ayrı şey açabilirsiniz. Hepsini bilgisayarınızda böyle tık 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 tık. Hepsini hepsini açabileceksiniz bilgisayarınızda bu Sendbox'ye sayesinde. Hoş görünmüyor, karmaşık görünüyor. Biraz da böyle bilgisayarcıların yani sanki böyle abi bu bilgisayarı mahvedecek bir şeye benziyor gibi görünüyor ama yani söylediğimin dışına çıkmazsanız hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Burada daha detaylı şeyler de var tabii ki. Daha farklı, daha detaylı şeyler de yapılabiliyor. Ben de çok kurcalamadım. İhtiyacım kadarını öğrendim. Sizin ihtiyaç duyacağınız kadarını da size öğrettim. Bu videodan da bu kadar. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Sonraki canlı yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sponsor linkine de tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.